Arkadaşlar burada dikkat ederseniz şu doğrunun eğimi tanjant alfası hani eğim artık ya da tanjant alfası hangisini derseniz 6 bölü 2'den 3. Şuradan da görebilirsiniz bakın 3 bölü 1'den 3. O zaman bu doğruya dik olan yeni doğrunun da eğiminin arkadaşlar 1 bölü 3 olması lazım. Eksi 1 bölü 3 olması gerekiyor ama tanjant alfa olarak da 1 bölü 3 olması gerekiyor. Bu yorumla yaparsak soruyu daha güzel görürüz. Bakın bu şekilde 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 gideceğiz. Tam bu noktadan geçiyor. Gerçekten de bakın burada böylece 3 bölü 9, eksi 1 bölü 3 sola yatık bir doğru olduğu için işte tam da dik geçer böyle. Dolayısıyla buradaki nokta hangisi? B noktası, D şıkkı. Biraz aslında yani trigonometri gibi ama birazcık da doğrunun eğiminden yararlanarak yaptık. Bence bu şekilde bu yorumumu da görmelisiniz. Başka zaman başka yerlerde de böyle kullanıyoruz çünkü. F'nin 3 katı denmiş. Şimdi bir kere bir de şöyle de düşünürüm ben. Madem FC ile ilgili bilgi vermiş, Kirş'e indirilendi, Kirş'i ikiye böler. Şöyle 3A'ya 3A diyeyim. Böylece FC, AF'nin 3 katı olsun, orası da 2A olsun. Hem kesirlerle uğraşmamış olayım. Zaten burası arkadaşlar RR olduğu için artık şunu görüyorum. Paralellik var ne güzel. Karşılıklı oranları aynı. 3'ün 5'e oranı eşittir. R'nin R artı 3 oranı. Paralellikte karşılıklı oranlara lütfen dikkat edin. Hemen tabanlara görmeyin. Böylece 5R eşittir 3R artı 9. 2R eşittir 9. R 9 bölü 2 oldu C şıkkı. Noktası çember üzerinde değişiyorsa söyleyeyim en büyük değerini arkadaşlar çapın ucundayken alır. Bakın şöyle A noktası dersek buraya böyle buna da B noktası dersek bakın tam çapın ucundayken bir noktanın bu çembere en uzak olduğu yerdir. D noktası çapın ucu olarak işte bizden burayı istiyor. Dolayısıyla yarıçap gördüğünüz gibi zaten 8. Burayı kendisi 15 vermişti. 17 oldu. Bir de buraya 8 eklersek 25 santimmiş. Değişken nokta dediği için D'yi istediğim yerde alabilirim. Aslında bir yamuk özelliği kullanacağız. Yamuk özelliği değil mi? Paralellik özelliği pardon. Şimdi merkezle teğetlerin kesim noktasını birleştirirsek böyle alfa alfa açı ortaya olur. Yine merkezle teğetlerin kesim noktası birleştirilirse açı ortaya olur. Alfa alfa beta beta. Böylece gördüğünüz gibi burası 90 derece oldu. Merkezden de teğete dik indiriyorum. Burası R. Soruda 2 kök 5 verilmiş. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Öklit. Şuraya A dersen bakın. A çarpı A artı 1 eşittir 20. Kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı. Gördünüz mü? Böylece A buradan 4 gelmiş oldu. A 4 geldiği için 1 çarpı 4'ten dolayı da Öklit yine R 2 oldu. Şimdi artık R2 yani bu yamuğun yüksekliği arkadaşlar 2 2 4 olur. Sonra EB'yi 4 bulduğumuz için şuraya da T dersen burası da 4'tür. Yarı çaptan dolayı 2, yarı çaptan dolayı 2. Çünkü buradan da teğet dik indirdiğimizde bakın burada bir kare ortaya çıkıyor. Alt taban 6, üst taban 1 artı 2'den 3 bölü 2 çarpı yükseklikte 4 olmuş oldu. Haliyle arkadaşlar buradan 6 bölü 2, 9 bölü 2 çarpı 2 şey 4, 36 bölü 2 18'miş A şıkkı. ADC BCD'nin 2 katı demiş. Şöyle 2 alfa, burası da alfa değil mi? BCD ve ADC. O zaman bunların toplamı arkadaşlar 3 alfa 180 derece paralel iki doğrudan dolayı. O zaman alfa 60 derece oldu. Şimdi DC'yi nasıl kullanabiliriz bu durumda? Şöyle çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi bu 60 derece geldiği için burası 30 derece. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4 kök 3. Böylece yarı çapta 2 kök 3 olmuş oldu. B şıkkı. OD 12 santim yani yarı çap 12 santim verilmiş. Bizden de X'i bekliyor arkadaşlar. Bir kere merkezle şuna dikkat etmek gerekiyor. Merkezle teğet noktasını birleştirdiğiniz zaman B noktasını bu bir açıortaydır. Bu birincisi. Sonra şöyle bir 90 derece varsa burada biz kendimiz de yine merkezden bir teğet dik indirelim paralel. Şöyle yine buradan da teğet dik indireyim böyle olsun.
şu açıya alfa dersem aynı yayı gören bu merkez açıda 2 alfadır. Teğet giriş açı AD yayını görüyor. O yüzden arkadaşlar, tamam mı? Sonra açı ortaydır. OB bu yüzden BOC de 2 alfadır. Yöndeş açıdan arkadaşlar 2 alfadır. Lütfen şuna dikkat edin. 2 iç bir dış. Alfa ile bu B açısını toplarsak 2 alfa yapar. O zaman aslında şu açı da alfaymış. Haliyle bu açı da alfa olduğu için ABH üçgeninde alfa 2 alfa 90 derece, 3 alfa 90 olduğu için alfa 30 derece geldi. Bundan sonra zaten alfa 30 olduğu için burası da 60 derece. Yarıçapları eşit zaten 60 60 60. X de 12 oldu. E şıkkı. Buradan indirilen teğetler eşittir arkadaşlar. AK AF'ye eşittir 7. Sonra bakın buradaki AL ile AM eşittir. FM'ye 5 kalır. Yine şurada da bir noktadan indirilen teğetler eşittir. 3 3 5 3 daha 8 X de buradan 8 oldu. C şıkkı. Gören çevre açı 90 derece. Önce bunu bir yerleştirelim. Sonra bir noktadan indirilen teğetler eşittir. Yine bir noktadan indirilen teğetler eşittir. Merkezden teğete inen doğru diktir. Merkezden teğete inen doğru diktir arkadaşlar. Böylece bir orada dik yamuk oluştu. Şimdi buraya AA dersek, tabii şuraya hemen neden A dedim? Dik üçgen olduğu için muhteşem üçgen. Bak buraya da A diyorum. Sonra buraya da A diyorum. Yine muhteşem üçgen dolayı CF de eşit. AD CB'nin 4'te 1'i ise o zaman burada 8A olmalı. Buraya 4A yazarım. Buraya 4A yazarım. Burası da 4A olur. Şimdi şöyle bir dik yamuk oldu bakın. Üst taban A. Alt taban 4A. Burası 5A. Şöyle diki indirdim. Buraya 3A kaldı. Burası A oldu. Çap da arkadaşlar 10 santim. Buradan da 5A, 3A. Pisagor'dan 3, 4, 5 üçgeni 4A oldu. 4A 10 olduğu için A 2,5. Bize soruda EF soruluyor. Yani 5A arkadaşlar 12,5 olur. C şıkkı. Birine dik iki tane doğru çizeceğim. D1 ve D2 doğruları. Bunlar şöyle bir A noktasında birbirine dik. Sonra ikisine de teğet olan bir çember çiziyorum. Bunun yarıçapı 3 kök 2'ymiş. Bu arada bakın şu 90 derece olduğu için bizi şöyle önemli ilgilendirecek. Merkezden teğet iner 3 kök 2 yarıçap. Merkezden teğet iner 3 kök 2 yarıçap. Gördüğünüz gibi burada 90 90 90 bir kare çıktı. Haliyle lazım olursa bu AO'da arkadaşlar 6 santim olur. Sonra diyor ki aynı merkezli bir de 2 santim yarıçaplı çember çizin. Çizelim. Şöyle daha ufak bir çember çizeyim. Ve A noktasından buna bir tane teğet indirin. Böyle B noktasında teğet olsun. Haliyle arkadaşlar aynı merkezli olduğu için merkezden teğete inen yine burada dik olacaktır. OB 90 derece olur. Ve küçük çemberin yarıçapı 2 santim. Bakın şurada bir dik üçgen çıktı. Tam da bana sorduğu yer AB uzunluğuna x dersem x kare artı 4 eşittir 36'dan x 4 kök 2 oldu. Cevabımız D şıkkı. Dış teğet çember dış açı ortayların kesim noktası. İç teğet çemberin merkezi de iç açı ortayların kesim noktası. Yapabileceğimiz ne var arkadaşlar? Bir kere yani aslında çember yorumundan ziyade üçgen yorumu kullanacağız burada. Şöyle bu bir dış açı ortay. Bakın bu da yine BE'de dış açı ortay. Sonra AD'de bir iç açı ortay olsun. Şöyle dik indirdiğimiz zaman kollar birbirine eşittir. A dersem şöyle de indirirsem bu P olsun, bu R olsun. AP eşittir AR, AA gelir. Sonra 13 eksi A olur. Yine merkezden dik indirildiği için şurası arkadaşlar BH 13 eksi A olacaktır, tamam mı? Haliyle şurası da 5 eksi A olduğu için HC'de 5 eksi A olur. Buradan ne yapacağız? Bundan sonra yine mecburen dış açı ortaydan devam edeceğim. Şöyle rengi değiştireyim. Buradan da şöyle bir dik indiriyorum. Tabi biraz absürt oldu. Onu idare ediverin. Çünkü burasını devam ettiremeyeceğim. Şöyle düşünün. AB doğrusal olacak şekilde. Şimdi burası 13 eksi A eksi X. O zaman arkadaşlar dik indirdiğim için şu uzunlukta 13 eksi A eksi X.
Sonra yine buraya da aynı mantıkla bir dik çekiyorum. Şuraya da T diyelim. CF bakın 5 eksi A artı X. O zaman burası da yine 5 eksi A artı X. Bir de burada şunu görmemiz lazım. Şimdi bu iç açıortay, tepe noktasının iç açıortayı tam da E noktasından geçer. O yüzden şöyle bir görüntü olacak. Bakın böyle bir AE, bir iç açıortay. E'den T'ye dik indirmiştim. Şuraya da N noktası diyeyim. E'den bir de N noktasına dik indirmiştim. AM'ye kadar olan uzaklık, şurayı doğrusal olarak kabul edin lütfen. Çünkü 20 yetmedi orada benim. Ne olacak? 26 eksi A eksi X değil mi? Sonra arkadaşlar sağ tarafa baktığım zaman orası da 5, 10 eksi A artı X oldu. O zaman bu kollar da birbirine eşittir. 26 eksi A eksi X eşittir 10 eksi A artı X. Eksi A'lar gitti. 16 eşittir 2X'ten. X 8 gelmiş oldu E şıkkı. Bir dikdörtgen çizeceğiz. 9 ve diğer kenarı arkadaşlar 15 santim. Yarı çapı 7,5 oluyor. O zaman 7,5 yarı çaplı bir çember şöyle çizersem, bir de yine yarı çap 7,5 olacak şekilde bir çember çizersem, şöyle benden kesim noktaları olan EF uzunluğunu istiyor. Bu iki çember eş çember olduğu için garanti bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Şu parçalar birbirine eşit, bu parçalar da birbirine eşit değil mi? Çünkü dikdörtgenin içine yerleştirilmiş, zaten dikdörtgen adı üstünde, yamuk yumuk bir şekil değil. Ve bunlar eş çember. Bu dolayısıyla arkadaşlar şöyle yaptığımız zaman aslında AB, AB, o zaman burası A artı B oluyor. Burası da A artı B oluyor ve şu uzunluk, yani A artı B dediğim bu uzunluk 9 bölü 2 geliyor. Bu arada yarı çapta zaten 15 bölü 2. 15'in yarısı 9'un yarısı, 12'nin yarısı 6. Burası da 12'nin yarısı 6. 6, 6, 12 olmuş oldu B şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada şu görüntüden soruyu yapmak imkansız. O yüzden çünkü sarı bir çember parçasından iş halledemezsiniz. O yüzden bunu çembere tamamlayacağız böyle. Aslında bu çemberler de aynı çember olmuş, olmuş olacak böylece. Şimdi artık neden aynı çember? Çünkü katladığımız şu alttaki aynı kiriş. Haliyle aynı yay, dolayısıyla aynı çember olur. Bundan sonra ne yapabiliriz bakalım. Bu EB teğetini bulacağız. Şimdi bize şu kirişe 6 verdiğine göre bir dik indirerek başlayalım. 3, 3. Hatta şöyle bir yarıçap indirirsem de bakın bu OH uzunluğu 4 olur. Aynı şekilde buraya da indirdiğimde tabii ki burası da 4 olacak 3, 4, 5 üçgeninden. Bunun bana faydası şu. Artık burayı 4, 4 toplamda 8 santim buldum arkadaşlar. Şimdi şunu bir sileyim çünkü yaptık onları bulduk artık. Şöyle birleştirirsem O1B diyelim buna. Pisagor'dan bakın burası şu 3'ü de sileyim. 4 artı 4 8'in karesi artı 25'ten 64, 25, 89. Yani bu BO1 kök 89 arkadaşlar. Bunu bulma sebebim şu. Rengi şöyle bir değiştireyim. Şimdi bakın merkezden şöyle bir TET dikindirirsem bu yarı çapta 5 değil mi? Aynı zamanda şu EB'ye dikkat edin, bilmiyorum X burası ama O1B'yi biliyorum. O zaman bu kırmızı üçgende de yine Pisagor X kare artı 25 eşittir 89, X kare 64, X 8 oldu D şıkkı.